Trabzonspor kazandı ve artık herkes kupaya odaklı. Trabzonspor'da ligdeki sonuçlar da önemli ama kupaya daha çok odaklı bir camia var ve sosyal medyada da en azından bununla alakalı yorumları okuyabiliyoruz. Erdal abi neler söylersin? Abdullah Hoca öyle mi? Emin değilim. Abdullah Hoca mantıklı bir şey yapıyor. Kupayı alayım diğeri önemli değil demiyor. Çünkü kupayı alman garanti değil ve zor. Ne olursa olsun karşında hem yarı final var hem geçersen final var. Ama ilk dörde girmen çok önemli. Dolayısıyla hani ne ondan vazgeçip ne ondan vazgeçmiyor. Doğru yapıyor bence. Bu ikisini de önemsemesi doğru. Ya Kasımpaşa maçı vardı içeride Trabzonspor'un. Ondan önce bir Antalyaspor maçı vardı. Ben mesela Fenerbahçe maçının ilk yarısı, Galatasaray maçının ikinci yarısı diyelim, ikinci golden sonrası, bir de deplasmandaki Antalyaspor maçı dışında, Beşiktaş maçı dahil, Abdullah Avcı geldikten sonra rakipten çok kötü oynadığı bir maç hatırlamıyorum. Yani tekrar söyleyeyim. Galatasaray maçının Bakasitas'ın kaptırdığı toptan sonrası, yani ikinci golü yedikten sonrası, Fenerbahçe maçının ilk yarısı, bir de Antalyaspor maçının tamamı diyebilirim. Yani o maçın tamamı. Yani onun dışındaki tüm maçlarda Trabzonspor rakiplerinden bence daha iyi oynadı. Kazandığı, kaybettiği maçlar dahil. Dolayısıyla bir oyun mesela sıkıcı buluyorlar. Ne bileyim ben çok sıkıcı oynamıyor. Sivasspor maçında sıkıcı falan oynamıyor Trabzonspor. Yani mesela övdüğümüz İlhan Palut'un bugün seyrettim mi? Yani hani sıkıcılık derken neyi kastediyorlar tam anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Mesela bugün Galatasaray'ın ilk yarısı sıkıcı değil miydi? Sıkıcı, yani sıkıcı olmamak ne demek onu da gerçekten garip şeylerle yürüyor. Klişelerle yürüyor. Ve üstelik Onaçu'yla oynamış bir takımla, yani Onaçu'yla oynamaya alışmış bir takımdan dön, Enis'le oynamaya çalış. Aynı şey değil çünkü. Birbirinden çok uzak şeyler. Ve bunu bir kere denedin, olmadı mesela. Fenerbahçe maçının ilk yarısı. Belki de olmamasının sebebi o gün de son maçtaki senaryoyu muhtemelen, yani Kayseri Spor maçında yazdığı senaryo Fenerbahçe maçında da denedi. O gün olmadı ilk yarı. Tam tersi çok kötü oldu mesela. Ama bu sefer yine denedi aynı senaryoyu ve bu sefer verim aldı Kayseri'de. Niye? Zemin kötü. Top sürmen çok kolay değil. Orta sahada da şeyin yok. Santrafor'un Enes'i tek başına bırakmak, yani arkasında bir 9.5 olmadan bırakmak onu çaresizleştiriyor. Bu sefer verim aldı. Fenerbahçe maçında alamamıştı mesela. Tam tersi olmuştu. Ama arıyor, bir şeyler çözüyor. Bence ciddi bir ilerleme var Trabzonspor'da. Ama bunun sonucu nereye gider? Transfere bağlı. Rahmetli Özkan Subel'i bir kere daha analım. Yani Türkiye'de yöneticilik demek, transfer başarısı demek yani. Dolayısıyla bu yazki transfer dönemi Trabzonspor için çok önemli. Çok çok önemli. Hangisini seçersin? Herkes Türkiye Kupası'nı seçer. Kupadan daha önemlisi, kupadan epey var, çok dert değil. Kupanın sana sunduğu imkan, yani UEFA Avrupa Ligi playoff'u olmadı. Direkt Konferans Ligi gruplardan başlıyorsun. Evet. Yani kupayı aldığın anda şeysin, Avrupa'dasın. Dolayısıyla çok kıymetli. Ama kolay mı? Öyle çok kolay bir şey değil. O yüzden bekleyip göreceğiz. Ama Trabzonspor'da gelişiyor Trabzonspor, ilerliyor yani. Yani oyuncu kaybettiği falan da yok. Mesela Enis'i birkaç hafta oynatmadı, şöyle bir şey oldu. Vay Enis'i niye oynatmıyor? Bazen oynatmayınca kazanıyorsun. Çünkü o yoğun tempoda Enis yıpranmıştı, çok belliydi. Üstelik tek başına orayı kaldıramıyordu. Benzer şeyi yaşardı eğer tek başına kalsaydı Semih. İddia ediyorum. Eğer tek başına kalsaydı Semih de benzer şeyi yaşardı. Dolayısıyla bazen bekletmek, bazen kenarda tutmak doğru. Şu belirleyici olacak Trabzonspor'da. Transfer isabet oranı çok belirleyici olacak önümüzdeki seneye dair. O yüzden onu dört gözle bekliyoruz. Bir noktada herkesin aklı da bu noktada. Orada taraftarın endişesini de anlayabiliyorum. Niye? Yani geçmiş iki dönemde yapılan hatalar, hem bu sene hem ondan önceki senenin önemli bir bölümünde yapılan hataların tekrarlanma endişesini yaşıyor Trabzonspor. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu konuda Trabzonspor taraftarının bakışını seviyorum. Şöyle bir örnek vereyim size. Trabzonspor şampiyon oldu değil mi? O sene çok kişi Koyta'yla şeyi konuştu. Neydi gurbetçi çocuğun adı? Yunus. Yunus Mallı'yı konuştu. Mesela geçen sene Galatasaray'da şeyi konuşan oldu mu? Seferovic niye Yusuf alındı? Demir, Yusuf. Yusuf Demir niye alındı? Bana ne oldu? Ki bunlara önemli paralar verildi. Ha Trabzonspor'un bakış açısı çok güzel.
Bizim paramız kıymetli abi. Doğru. Yani taraftarın bakış açısını seviyorum. Biz Galatasaray değiliz. Bizim paramız kıymetli. Ama o zaman beklentiyi de ona göre yap. Bak Galatasaray 6 milyon verdi Yusuf Demir unutuyor. Yok. Yokmuş gibi davranabiliyor. Sen davranmıyorsun. Davranamazsın. Hocana da yönetimine de davranma. Davranamazsın diyorsun. Doğru. Ama o zaman beklentini de ona göre ayarla. Sen şöyle yapıyorsun. Hem sıfır hatalı transfer yapacaksın diyorsun. Hem de başlar başlamaz sonuç istiyorum diyorsun. Öyle bir dünya yok. Dengeyi sağlamak yok, gerekiyor. Yok öyle bir dünya. Keşke olsa. Yok. Spor yazarları Kayseri Spor Trabzonspor maçı için neler söylediler? Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kayseri Spor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler. Reha Kapsal, Trabzonspor iç sahada hesapta olmayan Sivas mağlubiyetinin yaralarını, düşme potasından biraz daha yukarı çıksa bile halen matematiksel olarak alt sıradaki takımlarla bağını kurtaramayan Kayseri Spor'a karşı alarak sararken, lig üçüncülüğü için de önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo Mavililer ilk devrede golü bulmasına rağmen oyun istenilen seviyede ve kalitede değildi. Ama saha içinde geçen haftaya göre daha iyi mücadele eden istekli bir takım görüntüsü vardı. Trabzonspor, Mönye geldikten sonraki ataklarda aşırı yüklenmeyi rakibine hissettirip, bu oyun baskısıyla Visca'nın da oyun anlamında aynı dili konuşup saha içinde netice aldığı koridordan planladığı golü buldu. Özellikle daha önceki maçlardaki gibi Mönye'nin iç koridorda topla buluşup, Visca'nın çizgide dışta olup yaptıkları olumlu işbirlikçi yapı, atılan golden çok hazırlanış ve organizasyon açısından daha önemliydi. İkinci yarı zaman zaman Bordo Mavililer geriye yaslansa da, rakibe pozisyon verse de, bu oyunda mutlaka ikinci golü bulmalıydılar. Nitekim bunu da bulup, hafta içi Karagümrük ile oynayacakları Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi moral kazandılar. Burak Yılmazlı Kayseri Spor'un, ne hücum ne savunmada hiçbir oyun prensibi olmadığı gibi, Trabzonspor'un en güçlü bölgesi olan sağ tarafına hiçbir önlem almamasını anlamak mümkün değil. Dersini doğru çalışmamış, saha içi görüntüsü kötü ve dağınık olan Kayseri Spor, Uğurcan'ın yaptığı ciddiyetsizlik ve büyük hata sayesinde golü buldu ama bu gol bile onların oynadığı kötü oyuna çare olmadı. Maçı yöneten Çağdaş Altay tam bir fiyaskoydu. Olmayan penaltıyı verdi. VAR hakemi İspanyol Pablo González sayesinde doğruyu buldu ancak bu kez Trabzonspor'un Bardi ile attığı golü, bu kez de VAR'la konuşarak iptal etti. Doğru verdiği kararın bile arkasında duramadı. Saha içindeki vücut dili, Bordo Mavili oyunculara gösterdiği gereksiz kartlar ve pozisyon değerlendirmeleri nedeniyle, Trabzonspor dün akşam yalnız Kayseri Spor'u değil ikinci rakip olarak hakem Çağdaş Altay'ı da yenmiş oldu. Zeki Uzundurukan, bütün enerjisini hafta içinde oynayacağı kupa maçına saklayan Trabzonspor, Kayseri Spor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Bordo Mavililer, lig üçüncülüğü yarışındaki avantajlı durumunu da korumuş oldu. VAR odasındaki İspanyol hakem Pablo González, maçın hakemi Çağdaş Altay'ın tel tel dökülen performansını görünce, vah Türk futbolunun haline vah. Vay başıma gelenler, demekten kendini alamamıştır herhalde. Salı günü yayınlanacak VAR kayıtlarında Çağdaş Altay ile Pablo González Fertz arasındaki diyalogları çok merak ediyorum. Çağdaş Altay'ın ilk yarıda Berat'a gösterdiği sarı kart tam bir faciaydı. Çünkü faulü yapan Kayseri sporlu oyuncuydu. Yine aynı Çağdaş Altay, ilk yarıda Kayseri Spor lehine facia bir penaltı düdüğü çaldı. O pozisyonda Mönye, Burabya'nın ayağına dokunmuyor bile. Çağdaş Altay, bu pozisyona penaltı dedi. İnanılır gibi değil ve bu pozisyonu İspanyol VAR hakemi Pablo González, yaklaşık 2,5 dakikada çözdü. Hakemi VAR'a çağırdı ve bu komik penaltıyı iptal ettirdi. Bir skandal hatadan dönüldü. Ama yabancı VAR, böyle pozisyonları 30 saniyede çözsün diye geldi. Bu kadar kolay bir pozisyonu neden 2,5 dakikada çözebildi González anlamış değilim. Hakem Çağdaş Altay'ın skandal kararları ikinci yarıda da devam etti. Bardi'nin attığı harika golden önce Visca ile Cardozo arasındaki mücadelede faul yoktu. Hakem pozisyona çok yakın olduğu için doğru karar verip Santra'yı göstermişti. Ama VAR devreye girdi ve Çağdaş Altay'a pozisyonu izlettirdi. Çağdaş Altay kararının arkasında duramadı ve golü iptal etti. Bu kez VAR, Çağdaş Altay'ı yaktı. Trabzonspor'da Enis Destan harika bir maç çıkardı. Bir gol, bir asistle galibiyette başrol oynadı. Sahada top ayağına geldiğinde oynayan, çok fazla mücadeleye girmeyen Pepe, dün klasına yakışır bir gol attı. İki pasla golü buldu Trabzonspor.
Uğurcan'dan gelen topu Enis Destan indirdi, Pepe ağları havalandırdı. Vişça her zamanki gibi yürekli futboluyla alkışlandı. Funtas, arka direkte yarım metreden topu filelere gönderemedi ve direğe nişanladı. Tam maç 2-0 bitecek denirken, Uğurcan Çakır, kalitesine yakışmayacak bir hata yaptı ve Kayseri Spor'un golü geldi. Son bölümde Trabzonspor, gereksiz bir telaş ve stres yaşadı. Vardaki Pablo González'in performansını beğenmedim. Trabzonspor'un Nizami golünü iptal ettirdi. Çağdaş Altay ise çok kötü bir maç yönetti. Sonuç olarak Trabzonspor, zaman zaman iyi oynadığı maçı kazanmasını bildi. Hem üçüncülük yarışındaki avantajını korudu, hem de kupa maçı öncesinde moral depoladı. İskender Günen, Enis Destan dünkü maçın takımı adına en fazla katkı yapan oyuncusu olarak öne çıktı. Attığı gol haricinde Pepe'nin ikinci golünde asist yapan isim oldu. Gelelim kaleci Uğurcan'a. Durum 2-0 ve oyunun son anları. Rakibin direncinin tamamen düştüğü bir oyun vardı. Fakat öyle bir hata yaptı ki anlamak mümkün değil. Sonuçtan bağımsız olarak takım olgusunun her geçen gün daha olumlu bir sürece girdiğini gördük. Bu da ilerleyen süreçlerde istikrarlı bir yapıyı mutlak ortaya çıkaracaktır. Erman Özgür, ona açık kadroda olmasına rağmen, Abdullah Avcı'nın forma adaletini kazanan Enis bir gol, bir asistlik performansı ile maçın kahramanıydı. Berat, Denswil, Mendy, Mönye ona eşlik ettiler. Trabzonspor maçı kazandı ama dikkat çekici bir ayrıntı da maçın hakemiydi. Pozisyonları yakından takip etmesine rağmen, her önemli kararda hata yapan Çağdaş Altay, VAR olmasa gerçek anlamda bir felakete sürüklenebilirdi. Ulaş Özdemir, Enis Destan'a çok önemli görevler düştü. Oyundan çıkana kadar harika bir performans gösterdi. Tam bir pivotluk dersi verdi. Harika oyununu bir gol, bir asistle süsleyerek galibiyetin baş mimarları arasında yerini aldı. Trabzonspor gösterdiği özveriyle sezonun iyi oyunlarından birini oynadı diyebiliriz. Faul standardının bu kadar yerlere düştüğü, kararların, pozisyonların doğruluğuna değil takımların renklerine, konularına göre verildiği çok skandal bir sezon oynanıyor. Oyunun akıcılığına, ruhuna hiçbir şekilde hizmet etmeyen bu hakemlik zihniyetinin acilen değişmesi gerekiyor.